Elhamdülillah, nehmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve netubu ileyh. Ve ne'udhu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس العبد عبد يختلي الدنيا بالدين بئس العبد عبد هوى يضله صدق رسول الله فيما قال او كما قال محترم Müslümanlar okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor onlara yeryüzünde fesat çıkar ayın denildiğinde biz ancak ıslah edicileriz derler. Halbuki onlar fesatçıların ta kendileridir. Lakin onlar anlamak istemezler. Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Dini dünyaya alet ederek istismar eden insan ne kötüdür? Arzu ve isteklerinin kendisini saptırdığı insan ne kötüdür? Aziz müminler, önümüzdeki pazartesi günü Yüce Rabbimizin yardımı, devletimizin dirayeti, milletimizin cesaretiyle küresel şer odaklarına ve onların taşeronluğunu yapan FETÖ'ye karşı elde ettiğimiz destansız zaferimizin 8. yılı bizler tarihin her döneminde olduğu gibi 15 Temmuz gecesinde de kadınıyla erkeğiyle genciyle yaşlısıyla bir kez daha omuz omuza verdik. Minarelerden yankılanan salara eşliğinde birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla hep birlikte meydanlara akıl ettik. İstiklal şairimizin asım nesli diyordun ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek mısralarında ifade ettiği gibi vatanımız ve milletimiz üzerinde oynamak istenen kirli oyunları hep birlikte boşa çıkardık. 15 Temmuz aziz milletimizin hiç kimsenin boyunduruğu altına girmeyeceğinin, zalimin karşısında asla eğilmeyeceğinin son örneğidir. 15 Temmuz, azmin ve cesaretin zillete ve korkaklığa galebe çaldığı şanlı bir direniştir. Değerli Müslümanlar, 15 Temmuz ihanetini gerçekleştiren FETÖ, inancımızı, ibadetlerimizi, milli ve manevi değerlerimizi istismar etmiş, istiklalimizi ve istikbalimizi hedef almıştır. Sureti haktan görünerek vatanımızın görünmez bütünlüğüne, devletimizin bekasına, milletimizin canına kastetmiştir. Yüce dinimiz İslam'ın en temel kavramlarını kendi çıkarları için kullanmıştır. Gençlerimizi ailelerinden koparmak, kalplerinden vatan sevgisini, millet olma şuurunu, ümmet olma bilincini söküp atmak için her türlü hile ve tuzağa başvurmuştur.
Kıymetli müminler, önümüzdeki salı ise 10 Muharrem Aşura günü. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Aşura gününü içine alacak şekilde bir gün öncesi veya bir gün sonrasıyla 2 gün oruç tutmayı bizlere tavsiye etmiştir. Aşura aynı zamanda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyadaki çiçeğin, reyhanın diyerek sevdiği, cennet gençlerinin efendisi olarak övdüğü torunu Hazreti Hüseyin Efendimizin ve çok ehli beyti Mustafa'dan olan 70'ten fazla Müslümanın Kerbela'da şehit edildiği gündür. Üzerinden asırlar geçse de bu ilim hadisinin acısı hala taptazedir ve hala yüreğimizdedir. Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma'nın ciğer faresine bu sürdürme var görenler ise ümmet Muhammed'in mahşeri vicdanında mahkum olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Aziz Müslümanlar, cennet vatanımızda gözü olanlar, aramızda nifak tohumu ekerek muhabbetimizi ve kardeşliğimizi bozmak isteyenler, dün olduğu gibi bugün de hain emellerinden vazgeçmiş değildir. O halde bu hain tuzaklara bir daha düşmemek için sahih dini bilgiyi ehil ve güvenilir kişilerden öğrenmeye gayret gösterelim. Göz yumru çocuklarımızı ve geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi Kur'an ve sünnet ışığında sağlıklı, dengeli ve şeffaf bir din eğitimiyle oluşturalım. Fitne ve fesadı körelemek isteyenlere ümmet coğrafyamızda yeni kerbelalar yaşatmasını arzulayanlara karşı uyarı olalım. Birlik ve beraberliğimizden asla ümit vermeyelim. Milletimizin mayası olan ve dini hayatımızı ayakta tutan ana bir ilmanına sahip çıkalım. Bu vesileyle başta Hazreti Hüseyin Efendimiz ve Ehl-i Beyt Mustafa olmak üzere Bedir'den Malazgirt'e, Çanakkale'den milli mücadeleye, 15 Temmuz'dan günümüze din, vatan ve mukaddesat uğruna şehadet şerbetini içen hafız şehitlerimizi, ahirete irtihar eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Hayatta olan bütün gazilerimize ise sağlık, sıhhat ve afiyet diliyorum. Yüce Rabbim her daim devletimizi payına, aziz milletimizi bahtiyar eylesin. Birlik ve beraberliğimize, huzur ve güvenimize kastedenlere fırsat vermesin. Güvenli güçlerimizi hak ve hakikat mücadelesinde her zaman uzaklar eylesin. Elhamdülillahi kelam ve ebnavatli vav kelamullahi melikin azizin alimde كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم Elhamdülillah hamdül kâbi ve salâhu ve selâmü alâ rasûlina Muhammedin ve alâ âlihi ve ashâbihi ecmaîn. Ta'zîmen nebiyyihi ve tekrîmen fahâreti şâri şerâfi safiyyin. Fekâle azze ve celle min qâilin muhbirâ ve âmirâ. İnnallâhe ve melâketehu yusallûn alâ nebî. Yâ eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslîmâ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل devletimizi ve milletimizi her türlü tehlikelerden korun. Vatan ve mukaddesat uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimize rahmet eyle, muamele eyle. Ordumuzu, polisimizi ve bütün güvenlik güçlerimizi
her türlü ihanetten, bela ve musibetten muhafaza eyle. Onların karargahı, havada, denizde her zaman ve her yerde mansur ve uzaklar eyle. Bizi, bize dünya ve ahiretli iyilikler ve güzel ihsan eyle. Bizi ana babamızı öğretip günlere bağışla. Kudüs, Gazze ve Doğu Kürtistan başta olmak üzere. Dünyadaki tüm mazlum kardeşlerimize yardım eyle. Şüphesiz her çiftten bu ağlarımızı kabul edilsin. Fakat Allah'a hatırlı Allah'a yardım إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَدَالَتِي إِلَيْهِ أَكْرَمَكَ يَعْلَمُ مَا يَعْلَمُ Çirkin işleri, fenalığın yazdığı mesela, o düşünür, nasıl diye size öğretiyor.